Serkan Toper'e dönelim. Bir genel yasaya dair değerlendirmenizi elbette alacağım. Çekincelerinizi de biliyorum. Onları da ifade etmenizi isteyeceğim. Öncesinde mecliste yaşanan tabloya dair bir değerlendirme almak isterim. Şimdi birinci konu, mevcut yasa bu problemi çözebilir mi? Hayır. Birazdan onunla ayrıntılarına gireceğim. İki, mecliste yaşanan görüntüler. Evladını kaybetmiş bir anne baba köşeli cümleler de sarf edebilir. Bağırıp çağırabilir de. Edep neye gerektirir? Evladını kaybetmiş bir anne babaya karşı edepli olmayı gerektirir. Çok net yani. Bunun aksi hiçbir şekilde, evet, hiçbir şekilde iddia edilemez. Hele ki milletin vekiliyseniz ağır bir acı yaşamış. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ağır acı yaşamış bir anne babaya şov yapma gibi cümleler kurulamaz. Şov yapmak istiyorsa da yapar. Bitti, bu kadar, evet, net yani. Yani evladını kaybetmiş ya, bundan şimdi ağır bir travma var. Bir hakkı savunurken bir başkasının hakkını, acısını görmezden gelmek cidden bir sosyal medya jargonu haline gelmiş. Bizler maalesef her olayı sosyal medya rüzgarlarına göre değerlendirmeye çok alıştık. Sanırım ki yasalarımızı da sosyal medyadaki rüzgarlara göre yapar, hı-hı, hale geldik. Dedin ya, ben çocukların hakkını savunduğum için hayvan düşmanı ilan edildim. Aynı sosyal medyada biz de bu köpeklere merhamet gösterelim, İnsani ve vicdani ölçüde bu var olan problemi çözelim dediğimiz için insan ve çocuk düşmanı ilan edildik. Buradaki mesele, köpekleri aldığın yere koyalım, onların doğal yaşamaları sokaklardır diyenler bu meseleyi buraya getirmiştir. Ama sizce bu yasayı yapanlar da aldığın yere koy tekrar yasasını da ben yapmadım. 3 yıldır söylüyorum bunu ben. Belediye başkanı doğal yaşam alanı yapıyor, barınak yapıyor, köpeği alıp oraya götüremiyor. Götüremiyor, evet. Evet. Niye götüremiyor? 20 tane köpek olmuş sokakta, 20. köpeği de alıp aldığın yere koymak zorundasın. Bu yasayı da ben yapmadım. Oysa ki dedik ki esnek yapacaksınız. Bu hala da çözüm bu. Yani bu senin hayranların, fanların var Fevzi. Bize saldıranlar. Örneğin sizin de eleştiriniz. Diyorsun ki ben öldürülmesine karşı değilim. Bana da saldıran var. Laf olsun beni gelsin. Sokaktan bütün köpekleri alın. Sokaktan bütün köpekleri alıp nereye koyacaklar sevgili Fevzi Çakır? Örneğin senin hayranların şöyle diyor tweette. Biz bunları dinlemek istemiyoruz. Bizi kastediyor. Bizler diyor köpeklerin toplanırken çıkardıkları ciyaklama seslerini duymak istiyoruz Fevzi Bey diyor. Senin hayranın bu. Ya o psikiyatrik bir vaka ya. Bakın. Benim hayranım bakın, değildir. Şöyle bu sorunun cevabını vermeden hiç farkı yok. Bakın. Her iki tarafta makul olmayan yorumlar var. Bu yorumların sahibi bizleriz. Bizler değiliz. Hiç tepki verdiğini görmedik. Yo. Şöyle. Ama zaten bu yani, yorumu yapan sağlıklı bir insan değil. Yani Serkan Toper, ben sokakta ben bu yaşında çocuk parçalanmasın dediğimde, 10 yaşında çocuk parçalanmasın dediğimde hayvanları eziyet edenleri tehdit eden, affedersiniz, sinkaflı küfür eden insanlar vardı. Hiçbirine bugüne kadar dava da açmadım, yanıt da vermedim. Devam edebilir miyim? Buyurun. Herkes söyler. Dedim ya, sosyal medya rüzgarlarına göre bu tarz ruhu kararmış çığırtkanların tepkilerine göre bir tavır geliştirmeyeceğiz. Vatandaş diyor ki ben sabah camime gidemiyorum. Evet. Çocuk diyor ki ben okuluma gidemiyorum. Evet. Kadın diyor ki ben çarşıya pazara çıkamıyorum. Ben de bunları söylüyorum. Ben 25 tane köpeğin içinden geçerek günlük yaşamımı devam etmek zorunda değilim. Evet, ben de bunu söylüyorum. Şimdi buna karşı çıkıp birileri de diyor ki ya alış, onlar bir şey yapmaz. Hayır, alışmayacak. Hiç kimse 25 tane köpekle güven içinde yaşayamaz. Günlük hayatına devam edemez. Bu bir problem midir? Evet. Bu problemin çözülmesini istemek meşru mudur? Evet. Haklı mıdır? Ben de bunu talep ediyorum. Seninle ayrıldığımız nokta şu. Sen sadece talep ediyorsun. Ben de diyorum ki evet, bir problem var. Vatandaş diyor ki ben kapımın önüne çıkamıyorum. Çocuğum güvende değil. Evet. Kurye diyor ki ben sokağa giriyorum diyor. Evet. Köpek beni kovalıyor. Ne kadar büyük çocuk bir diyor ki ben bisiklete biniyorum diyor. Köpek beni kovalıyor. Bir mesele var. Doğru evet. mu? Bu meselenin adı şu. Kısırlaştırma saldırganlığı azaltmıyor dedi Nasuhi Güngör. Azaltıyor bir. İki, kısırlaştırmadaki temel amaç zaten bu popülasyonu azaltmaktı. Evet. 20 yıldır bunu yapmadınız.
Siyasetçiler, CHP'liler bugün şov yapıyorlar. Mecliste şov yapıyorlar. Yine sosyal medyada 3-5 alkış almak için. Türkiye'nin %60'ını biz yönetiyoruz diye övünmeyi biliyordunuz. Kaç tane barınak yaptınız? Kaç tane kısırlaştırma yaptınız bugüne kadar? Yok. Hele o DEM partililer mecliste, o görseniz hepsi merhamet timsali. Milletin askerini, polisleri, Beşik'teki bebeğini öldürenleri alkış tutanlar gelmişler burada. Sözde masum canlıların haklarını savunuyorlar. Tek dertleri var, kaos. Bu mesele siyaset üstü mesele. Nasıl çözülecek? Evet, aldığın yere koy maddesini hiç bu yasada olmaması lazımdı. Tamam. Şimdi sadece bunu esneteceksin Fevzi Çakır. Bir yerde popülasyon varsa o popülasyonu azaltmak için alacaksınız, bunları barınaklara götüreceksiniz. Barınak dediğimiz yer de şu. Tarım arazisi vasfını yitirmiş birçok alanımız var. Burada köpeklere serbest dolaşım, gıdaya, suya, tedaviye ve sevgiye ulaşabilecekleri toplanma alanları oluştursaydık bu çeteleşmiş köpekler için, bu mesele buralara kadar gelmezdi. Ve bizlerin temel itirazımız, evet sokakta olmasın bu kadar köpek, insanların günlük hayatını elbette ki olumsuz etkilediklerini kabul ediyoruz. Ama ve lakin yine toptancı bir yaklaşımla bir sokakta bir tane köpek var, kimseye zararı olmayan, gelip onu da alacağım diyorsun. Evet. Dün ben iki tane köpeğe bakıyorum. Hayır hayır, genel söylüyorum. Ben iki tane köpeğe bakıyorum. Bu yasanın temeli sahiplendirme, sahiplensin vatandaşlarımız. Ben de sahipleneyim bir köpek. Tamam, bak o sokaktaki bir tane hiç kimseye zararı olmayan köpeğe kadar elinizi uzattığınızda ne oluyor ya, insanlar neye itiraz ediyor? Neye göre zararı olmuyor? İnsanlar şunu söylüyor, diyor ki o gün zararı yok. Köpeğin neye tepki vereceğini nereden biliyorsunuz? Çeteleşmiş. Yasalar senin köpeklere karşı ön yargılarınla yapılmıyor. Hayır hayır, şöyle söylüyorum. Şöyle, ya o köpek bugün zararsız, yarın bir şeye tepki ya verdi hayvansal güdüyle, ne olacak? Orada 10 yıldır yaşıyor ve kimseye zarar vermemiş. Orada mahallede yaşayanlar da deli değil herhalde. Saldırma ihtimali olan bir köpeğe canlarını emanet etmiyor. Bir gün geldi bir başka köpek, kuduz onu ısırdı, kuduz oldu, ne yapacağız? Belki senin dediğin de olsun, hiç sokakta olmasın. Hiç sokakta olmasın, eyvallah. Ki hala şunu söylüyorum, sokaklar da köpekler için çok güvenli alanlar değil. Evet, onlar için de diyoruz biz zaten. Değil, senin derdin o değil. Çeşitli... Bak, değil, sokakta olmayacak. Tehlikelerle karşı karşıya hayvanlar sokaklarda. Sokakta olmayacak. Bu tartışmalar başladığından beri soruyorum. Köpek haklarının Yılmaz savunucusu CHP'li belediyelere kaç tane doğal yaşam alanı yapmaya başladınız? Bu yasayı vatandaşın yanında durmak adına yapan iktidara soruyorum. Doğal yaşam alanları yapmaya başladınız mı? Diyorlar ki doğal yaşam alanı ne? Adı bu. Tarım arazisi vasfını yitirmiş büyük arazilere etrafını çevireceksin. Erkek köpekleri, dişi köpekleri ayrı yerlere koyacaksın. Sokaklardaki popülasyonu azaltacaksın. Çeteleşmiş köpekler insanların hayatı için sorun olmaktan çıkacak. Ve kısırlaştırma. Bu popülasyonu da kısırlaştırmayla kontrol altına alacaksın. Yapmış mısın kısırlaştırma görevini yerel yöneticiler? Yapmamış. Yerel yöneticinin sorumluluğunu zaten tartışamayız. Yapmadılar. Yapmamışlar değil mi? Diğer taraftan da işte neyi tartışıyorduk? Bu yasayla alakalı da bir katliam yasası mı? Hayvanseverlerle de görüşüyorum. Al barınağı bir ay beklet, sahiplenen çıkmazsa uyut. Evet, bu madde bir katliam maddesiydi. Öyle değil. Bu madde öyle değil. Bu madde ne yaptınız ki hayır, bu işler bir için ay, diyorlar? Uyut diye bir düzenleme yok yasada. Bu yasada böyle bir şey yok. Böyle çıkmadı. Yasa böyle değil. O bir aylık süre katliamdı. Ben onu anlatıyorum. Yasa böyle değil. Bu madde konmadı değerli hayvanseverler. Evet, katliam dediniz, madde buydu. Evet. Bu madde çıkmadı ama bu yasada da şimdi mecliste bir komisyon var. Bunu bir siyasi inatlaşmaya çevirmeden ortak akılla, örneğin kamu güvenliği gerekçesiyle öldürülebilir cümlesinin daraltılması lazım. Ne demek bu? Hı hı. Kime göre? İki, saldırgan ifadesi neye göre? Yorum açık yani. Fevzi için diyor, 10 yıldır saldırmamış köpek yarın saldırabilir. Evet, hayvan yani saldırabilir. Fevzi'nin bakış açısıyla mı yorumlayacağız bunları? Bir saldırgan, forum, adli bir vakaya bir kurul var Serkan Topar, bu konuda bir kurul var. Vatandaşlarımıza saldırmış, aynı gün uyutulacak. Yasada öngörülen bir kurul bulunabilir. Bu alanı, benim itirazım yasayla alakalı, bu kamu güvenliği gerekçesi kısmı daha somutlaştırılabilir, daha detaylı hale getirilebilir. Ve en temel, benim bu yasa çıktığından beri bütün sokaklardan da köpekler toplanabilir. Hangi şartla? Gerekli barınaklar, doğal yaşam alanları inşa edilir ve sokaklarda zaten köpekler yeterince güvende değil, iyi bakılmıyorlar. Oraya alınır. Bu da çok zor değil. Başlıyorlar bu sefer. Önce insanın hayat. Evet, önce insanın hayat. Orada mutabık kalıyoruz. Bu sefer ikinci kısma geçiyoruz. Diyor ki ama diyor, insanın parası da köpekten kıymetlidir.
Bir de şimdi o tartışmalar başlıyor. Onunla alakalı da diyoruz kardeşim, burada siz o barınakları yapın. Köpekleri oraya alın. Hayvanseverler gereğini yapın. Yapmıyorsa ondan sonra bunları konuşalım. Ve diğer taraftan da bana hayvan hakları dersi veren, evinde filo cinsi 5.000-6.000 euroya satın alarak besledikleri köpek üzerinden hayvansever kesilenler var. Öncelikle o sokakta sahipsiz gariban köpeklere sahipleneceksiniz. Gidip 5-6.000 euroya köpek alıp ondan sonra bizlere de hayvan hakları ile ilgili ders vermeyeceksiniz. Benim iki köpeğim var, ikisini de sokaktan aldım.